44'tü en son. Ee, yani yani son bu kur hareketi ve vergi artışları sonrası tabii, bambaşka bir tablo tabii, ortaya çıktı tabii, Hakan kesinlikle. abi sen de takdir edersin. İşte Fatih Hocamla geçen konuştuğumuzda %60-70'lerden bahsetti. Fatih Özataay dedi hemen bakalım faiz artırmadan faiz artırmak diyor. Evet. Ee, Fatih <laughs> Hoca Fatih Özataay aslında bizim de benzer konuştuğumuz meseleleri yıl sonu enflasyon beklentileri 60'a gelmişken diyor. Hatta kimileri %70'i tahmin ederken sen 17 buçukla hala duruyorsun. Bu diyor rasyonellik değil. Ama yan yollardan faiz artışları dün de konuştuk yapmaya devam ediyorsun. Yani bir, bu dönemi işte bir hatırlıyoruz sanki Hakan abi. Böyle bir geçmişin izleri var gibi var, sanki. Var yani işte sen de hibrit diyorsun. Yani biz de yarım akul dedik <laughs> vesaire. Böyle bir takım nitelemelerle yapılmak istenen şeylere de bir, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani kavramaya çalışıyoruz. Bazen kavramlar kavramamamıza kolaylık sağlıyor ya. Onun için ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ama burada ister istemez bir ikili yapı devam ediyor. Daha öncesinde de konuştuk. Yani merkez bankasının faiz arttırmada eli rahat değil. İşte geçen gün sen değişik köşe yazarlarının da bu konudaki yaklaşımlarını da söyledin. Gerçekten durum öyle. Yani kolayca burada bu ülkede faiz arttırmak için bir zihni değişikliğe de ihtiyaç var. Yani sadece siyaseten. Değişikliğin ötesinde bir zihni değişikliğe de ihtiyaç var. E tabii ki bunun bazı işte ya ekonomiyi çok hızlı e, böyle bir şeye sokar, sert bir e, soğuma dönemine sokar gibi bir takım gerekçeler var. Bunlar da tartışılabilir konular ama anlıyoruz ki rahat değil. Çünkü yapmak istediğini hani başka yollarla yapmaya çalışıyor merkez bankası. Değil mi? O çok net ortada. Evet, o net ortada. Yani ya ben soğutmayayım. ...diye faizi arttırmama değil bu. Değil, değil. ya Başka çünkü O zaman yan önlemleri almaz. O zaman onları da almaz. Vergi arttırmaz. Niye miktar miktar sıkılaştırma yapayım ki? Niye e, ticari kredi faizlerini... 10 puan e, pardon, birden çıkarayım. E, tabii evet, tabii ticari kredi faizlerini. Kredi faizlerini. Ya da e, ticari kredilerin büyüme hızını... ...niye yarım puan düşüreyim? Değil mi aylık büyüme evet. hızını? Yani düşürüyorsam ben aslında o kadar da kredi kullanılmasın. Biraz soğusun bir ortam istiyorum demektir. Taşıt kredilerini niye 3'ten ikiye büyüme oranını çekeyim? Yani evet ihracata yatırıma olan tarafın düşürülmemesi belki benim bir yönümü belli ediyor. Ama bunu hangi kim olursa olsun zaten ihracat yatırım olmadan ekonominin büyümesi mümkün olmadığı için bizim Kısacağımız şey tüketim. E biz onu değişik yollarla e, kısmaya çalışıyoruz. Ama bir tane faiz koysaydı mesela gerçekçi bir politika hı hı. faizi o zaman Fatih Hocam da ona dikkat çekmiş. Mevduat faizi de belki bu kadar düşmezdi. Bu kadar Şimdi diyor ki mevduat faizleri aşağı gelirken. Nereye geldi? 26'lara geldi birdenbire. Evet maksimum 30'ları ben artık görüyorum. Öyle. Bir ara maksimum 40'lardaydık. 40-45 aralığındaydık hatta. Doğru. Ee, şimdi dediğin gibi 25-30 aralığına doğru o banda çekildi. Çekildi 26 diyorlar yani şu anda. Bakmak lazım ama ya yani her günde değişiyor. Evet, evet. Her günde biraz aşağı doğru.